Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tadı çok güzel olan ve şekli de güzel olan çörek tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 4,5 ya da 5'e yakın su bardağı un, o miktarı size bağlı. Bir miktarı kaşar peynir, rendelenmiş kaşar peynir. Bir miktarı maydanoz. Yeşil soğan. ...75 gram tereyağı. Beyaz peynir. 2 adet yumurta. Bir su bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kuru maya, bir yemek kaşığı şeker, çırpma kabına içerisine ilk önce yumurtamızı koyalım. Biraz karıştıralım. Tuzumuzu ilave edelim. Şekerimizi de ilave ediyoruz. Kuru mayamız. Yine de birbiriyle karıştıracağız. Peynirimiz keselim. Şimdi peynirimiz karışımımız üstüne dökeceğiz. Evet, şöyle karışımımız peynirle karıştırıyoruz. Şimdi maydanozumuzu doğrayacağız. Soğanımızı da küçük küçük bir şekilde doğralım. Soğanımız karışımımız üstüne dökelim. Doğradık maydanozumuzu da dökeceğiz. Malzemeler biraz birbiriyle karıştırıyoruz. Şimdi ılık sütümüz karışımımızı üstüne döktük. Yine de karıştırıyoruz. Artık unumuzu ilave ediyoruz ve karıştıracağız. Şimdi ellerimiz ile yoğurmaya başlıyoruz.
Şimdi tereyağımız, hamurumuz ile şöyle koyduk. Tereyağımız ve hamurumuz birbiriyle yoğuracağız. Fırın tepsiye aldım ve şu şekilde tereyağı ile yağladım. Tezgahın üstüne bir miktarı un döktüm. Hamurumuz unumuz üstüne koyacağız. Biraz yoğuralım, ondan sonra yuvarlak ya da top gibi yapalım. Hamurumuz tezgahımız üstüne koyalım ve üstüne bastıracağız. Hamurumuz kaldıralım ve fırın tepsiyi içerisine koydum. Gördüğünüz gibi hamurumuz ellerimiz ile şu şekilde açıyoruz. Artık bırakacağız. 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. 1 saat geçtikten sonra parçamız artık kaldıralım. Hamurumuz 8 üçgen ile böleceğiz. Şöyle olacak. Rendelenmiş peyniri hamurumun üstüne koyacağım. Fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 180 derece olacak. Nemleşene kadar bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şekilde pişti. Artık fırından çıkaracağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi son şekli budur. Yumuşacık ve bayağı bir şekilde pişti. Çay ile servis edebilirsiniz. Tadı çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.